Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o güzel ahlakıyla bakınız insanların gönüllerine girdi. Gönül insanı. Evet. Baktılar ki hakikaten ne kadar güzel bir hayat. Doğrusu da buymuş. Onlara hep affetti. Onları bağışladı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i Münevvere'ye geri gelmez. Aralarında uzun yıllar savaş olan kavga olan Evs ve Hazreç kabilelerini kardeş yaptı. Evet kardeş yaptı. Sonra yine gördüler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Uhud savaşında mübarek yanağı yarıldı. Dişi kırıldı. Fakat beddua etmedi. Dedi ki Allah'ım onlar bilmiyorlar. Onları affet. Onları bağışla. Onların nesillerinden İslam'a faydalı olanlar olacaktır ki oldu. Bakınız o savaşta Halid bin Velid ve birçok daha sahabe oldular ve Peygamber Efendimizin gözde sahabesi oldular elhamdülillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inna ma bu istu li ahlak. Söz çok önemli. Hazreti Ayşe'ye soruluyor nasıldı ahlakı? Diyor ki Kane hulukuhu hulukul kuran onun ahlakı kuran ahlakıydı yine hazreti ayşe radıyallahu anhadan öğreniyoruz o diyor insanlar arasında sevgiyle dolaşırdı merhametle dolaşırdı hiç kimseye kızmazdı hiç kimseye bağırmazdı o alışveriş yaparken bile sessiz alışverişini yapardı sessiz alışverişini yapardı hatta bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anha yemek yapıyor. Yemek hazırlıyor. Hazreti Hafsa annemiz de bir yemek hazırlıyor. Diyor ki: "Sen al kendi cariyesine, hizmetçisine al bunu diyor, götür. E, peygamberimize takdim et bir tabak yemeği." Hazreti Ayşe validemiz kıskanacak ki buna. Onun elindeki tabağa bir vurur. Tabak düşer. Yemekler dağılır, tabak da kırılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada demek birkaç kişi daha varmış. Buyuruyor ki anneniz biraz kıskandı. Sadece bu kadar. Biraz kıskandı anneniz. Arkasından Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki hiç yüzünün şekli dahi değişmedi. Yani bana sert dahi bakmadı diyor. Sert dahi bakmadı. Yani Peygamberimizin hayatı hakikaten güzel ahlaklarla dolu.